Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri severseniz bizler de iyiyiz arkadaşlar. Bugün pizza yapacağım. Ondan öncesinde şunu söylemek istiyorum. Normalde çekim yapacaktım hamurumu mayalarken veya doğrarken. Bir şeyler yapmak istiyordum. Ama maalesef annemdeydi telefon. Ondan dolayı da çekim kamerasıyla çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, ben hamurumu nasıl mayaladığımı söyleyeceğim. Hamurum aslında mayalanmadı çünkü ben gerçekten çok az koydum. Şimdi bunu koydum böyle tamamen. Anlatacağım arkadaşlar hemen size. Arkadaşlar pişirme kağıdını aldım. İçime silmedi. Şimdi hamurumu güzelce şöyle açacağım şimdi. Arkadaşlar yağlıyorum her tarafını ki rahat açabileyim. Bu pizza hamuru. Arkadaşlar ne oldu? Ben size anlatacaktım. Hemen o konuya geleyim. Şöyle anlatayım size. 5 su bardağı unu koydum ben güzelce. Koyduktan sonra çok az bir de maya koydum. Çok ama çok az bir maya. Ondan dolayı da mayalanmadı. Yaklaşık 40-45 dakikadır bekliyorum. Belki daha uzun bir süre oldu. Ondan dolayı da mayalanmadı. Neyse dedim bu sefer hani böyle olsun. Kabarır mı, kabarmaz mı pişerken bilmiyorum. Hani onu hesaba katamadım. Ondan dolayı da dedim ki neyse. Hamurumu nasıl yaptım merak edenler olabilir arkadaşlar. Bir paket mayayı koyacaksınız. Ben çok az koydum dediğim gibi. Paket maya yoktu. Ondan dolayı da çok az koydum. Ondan sonra arkadaşlar içine bir süt, bir su bardağı süt. 1 su bardağı su kattım. 5 su bardağı da un. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Bu şekilde koydum. Tabii siz ölçülerini kendiniz değiştirebilirsiniz yapacağınız ölçüye göre. Ben şöyle arkadaşlar. Buna birazcık bayağı bir işim var gibi gözüküyor. Ben şöyle yapacağım. Bakın. Gerçekten yani böyle bir defa yapıyorum. Normalde açıyordum arkadaşlar. Yuvarlak tepsim nerede diye soracaksınız. Yuvarlak tepsim de arkadaşlar. İçinde revani tatlısı vardı. Onu da bir şeye boşaltıp yıkamaya biraz üşendim açıkçası. Yani bugün biraz tembelliğim üzerimde. Şu şekilde. Arkadaşlar ben bunu bir güzelce açayım. Güzelce. İyice açmam gerekiyor. Şöyle ortadan kenarlara doğru bastıra bastıra gideyim. Kayıyor. Bir de altı yağlı ya. Kaymazsa çok güzel olacak. Kaymaz aslında şu an tam ölçü. Ama kayıyor. Ortasına kalın olmasını istemiyorum. Şöyle kenarlara doğru. Bakın aslında ayarlayabildim. Kayma, kayma, kayma. Arkadaşlar şöyle. Bu biraz çekse. 1,5 yemek kaşığı domates salçasının içine 1 adet sarımsak, karabiber, birazcık da tuz ekledim. Şimdi güzelce koyuyorum arkadaşlar yaptığım sosu. Yaptığım sos bir de süreceğim. Daha lezzetli bir hale getireceğim. Bunu mutlaka denemelisiniz. Özellikle sarımsaklı. Biliyorsunuz Domino's'ta falan yiyorsanız genelde hafif böyle bir sarımsak tadı gelir. Onun sebebi gerçekten de içinde sarımsak olması bence. Şimdi ben şurada bir fırçam vardı. Fırçamı buldum. Arkadaşlar şu elimi değmek istemiyorum. Şöyle güzelce bul gene sürüyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum altında salça sürmeyi. Şimdi şöyle güzelce süreyim ben. Oh, mis gibi oldu vallahi şimdi de. Şöyle orta kısımlara gelsin ki salça ortalar güzel pişsin. Şöyle köşelerden.
Kimi yerler var ki böyle sanki sürülmemiş gibi ama oysa ki her tarafını güzelce sürüyorum. Şimdi sürdüm. Arkadaşlar altına çok az ama çok az böyle ben ilk başta kaşar koyacağım. Çünkü kaşar gerçekten çok yakışıyor. Altına kaşarımı şöyle biraz koydum. Üstüne gelecek çünkü bu. Bundan çıkmaya yakın konu olacak. Sonra ardından domateslerimi koyuyorum. Arkadaşlar bu arada domates de çok yakışıyor pizzaya. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde. Gelmeyen yerler varsa elinize dağıtın. Bir yerde çok fazla yoğun olmasın. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde sucuklarımı koyuyorum. Sucuğu tamamen siz nasıl isterseniz o şekilde koyabilirsiniz. Ama ben göz kararı koyuyorum. Gerçekten de seviyorum ben sucuğu pizzada. Sosis varsa sosis koyabilirsiniz. Yani ne koymak istiyorsanız tamamen sizin damak zevkinize göre uyarlarsınız artık. Bu arada ben bugün gerçekten böyle biraz baş ağrım vardı. Halsizdim, yorgundum. Daha yeni yeni kendime geldim. Gerçekten zordum yani. Ben bugün ne yaptığımı bile bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Kendime daha yeni yeni geldim. Biraz sucukların yarısını da kedilere verdim. Yesinler istedim. Şöyle koydum. Şimdi ardından zeytinleri doğradım. Zeytinleri saçıyorum. İçine mantar koyabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi koyabilirsiniz bol bol. Ben bu sefer bu pizzayı biraz bol mısırlı yapacağım. Zeytin biraz nasıl diyeyim? Ağırlıksız. Çünkü zeytini çok fazla bizim aile tercih etmiyor. Ama ben seviyorum pizzada. Şimdi ardından biberlerimi doğradım. Biberlerimi koyuyorum. Biberlerimi. Fırında bu arada arkadaşlar 180 dereceye ayarlayacağım. 180 derecede güzelce pişecek. Şunları şöyle. Şimdi mısırlarda sıra. Mısırı şöyle mi? Bol bol koyuyorum. Dedim ya bol mısırlı olacak diye. Gerçekten de bayağı bir bol mısırlı oldu. Şu şekilde. Şöyle köşeler biraz boş kaldı. Onu da zaten peynirle falan ayarlayacağız. Şöyle yapayım ki köşelerdeki boşluklar. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. Birazcık şöyle. Kaşar sanki bol olsa ne? Göstereyim ben size nasıl olduğunu. Bu şekilde oldu. Şimdi fırına vereceğim. Fırından piştikten sonra görüşelim. Pizzam bol kaşarlı, bol mısırlı. Çok güzel oldu. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Ellerine sağlık. Mis gibi Afiyet koyuyorum. bal şeker olsun. Sarımsak da koydum. Peki sana şunu soruyorum kızım. Rejim ne oldu? Bozuldu. Bozuldu. Arkadaşlar Gülcan bazen böyle bir karar alıyor. Hemen rejim ki 5-6 kilo veriyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Burcan Ellerine sağlık. Bunları akşam yaprağı şuraya oyalım. Arkadaşlar şöyle pizzayı size yakından göstermek istiyorum. Çok lezzetli nefis gözüküyor. Nefis, yanında ayran. Yanına da kısır yapmış. Akşam da dolaptan yaprak sarması bir tencereydi arkadaşlar. Peki camda bahaneler yok mu? Onları sonra şimdi değil. Onlara veririz. Onları içeriye alacağım. Evet arkadaşlar, videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelin beraber yiyelim canlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hepinizi öpüyorum ve seviyorum.